Bakalım ya bari. Üstüne bir keşif oku yapıştırırsanız Om'un ultisini bozup normal konumuna döndüğünde bu ok üstüne yapışık Asiktir. kalır. Bu sayede hem Om'un konumunu hem de Oha eğer bunu bilmiyordum yanındalarsa lan. takım Onu arkadaşlarının bilmiyordum. haritadaki yerini Çantayı kolaylıkla biliyordum ortaya da bunu bilmiyordum ya. çıkarabilirsiniz. Ascent haritasında Jet karakteriyle oynarken B bölgesindeki kapı kapalıysa ama kapının ardında rakiplerin olduğunu düşünüyorsanız market platformundan bu şekilde atlayıp odunluğun tepesindeki eğimli alana doğru dash yeteneğinizi kullanırsanız odunluk sizin için bir rampa görevi görür ve havaya atılırsınız. Havadayken de iki kere sıçrama yeteneğinizi kullanırsanız normalde Anasını kolay kolay anamıymış. çıkamayacağınız kadar Ne yükseğe amına. çıkar ve hem marketin içine hem de orta bölgesine çok güzel bir görüş elde Bıçak geçiyor mu edersiniz. acaba bu Özellikle ulti? ultinizi de açmanız Geçiyordur. dahilinde Net bu geçiyordur. görüşü Baksana arada kısımdan şey var. rakiplerinizi hiç beklemedikleri bir şekilde alt edebilirsiniz. Anam geçiyor. Valorant'ın yayınlanmadan önceki geliştirilme aşamasında birçok ajan şu anki haline pek benzemiyordu. Örneğin oyunun erken taslak çizimlerinde Sova'nın saçı sarı değil kahverengiydi. Aynı zamanda vücut yapısı da şu anki haline göre çok daha cılız olacak şekilde planlanmıştı. O zamanlarda karakterin ismi bile Sova yerine Hunter olarak düşünülmüştü. Breach'in taslak çizimlerinde ise olay çok daha farklı. Erken taslak çizimlerinde Breach'in vücut yapısı şu anki haline çok benzese de aslında karakterin bir maskesinin olacağı planlanmıştı. Bana kalırsa maskeli hali karakterin tehditkar yapısını çok daha iyi yansıtıyor. Geçelim Killjoy'un taslağına. Killjoy'un konsept çiziminin şu an oyunumuzda olan Killjoy'la hiçbir alakası yok. Karakterin siması şu anki haline benzese de giyimi ve aksesuarları tamamıyla farklı. Raze'in taslağına geçtiğimizde ise biz yine benzer bir durum karşıda. Olmuş, hoş konsept aramıza. Çizimlerindeki Raze'in yüzü oyunumuzdaki Raze'i andırsa da karakter turuncu saçları ve Ama mor kemalı giyimiyle oyundakinden ya. Çok daha farklı görünüyor. Aynı zamanda geliştirilme aşamasında 2014'te 16'da ne başlamışlar? Yerine Clay olarak planlanmış. Son olarak geçelim Reyna'nın taslağına. Aslında Reyna giyim kuşamıyla oyunumuzdaki halini çokça andırsa da tamamen pembe saçları ve beyaz teniyle oyundakinden biraz daha farklı görünüyor. Aynı zamanda karakterin ismi Reyna değil de Vampire yani vampir olarak planlanmış. Bunun da sebebi yüksek ihtimalle öldürdüğü rakiplerin canını yemebilmesi. Oynanırken geliştirilme aşamasında farklı görünen tek şey ajanlar Absent değildi. Absent Sweater'a bak kavga çıkacak. Unifiyatlar mı ya? Haritaların birçok bölgesi şu ankinden çok Bakıyorum. Daha farklıydı. Örneğin Bind'ın taslak çizimlerinde A bölgesindeki portal çember şeklinde planlanmıştı. Poligon alanının taslak çizimlerinin ise şu anki haliyle alakası bile yok. O zamanlarda poligon haritası zamana karşı yarışıp engelleri geçerken cansız hedef tahtalarını vurduğunuz bir silah... CS'nin aynısı yani. Oradan kopyalamışlar ama oyunu yani her yerden çalmışlar, her yerden. Haritanın bir diğer kısmı ise yine cansız hedef tahtalarını vurduğunuz... Ama zaten bunu oyunun... Oyunun ne? Bitman'ın tweetine cevap vermişler. Ne demişler? Biz de en iyisiz falan tarzında bir şey demişler. Ama oyunu tanıtırken çalıntı oyun bacıyor. Ya çalıntı da oyunu zaten tanıtırken söylüyor. Bütün her şeyin datasını indirdik diyor yani. En çok beğenilen, en sevilen şeylerin özelliklerini aldık diyor oyunların. Yeniniz bir poligon alanına sahip olacaktı. Bu konsept görselinin oyunun başladı. Şimdi başladı. Birazdan oyunlara geçeceğiz işte. Çizildiğini, poligondaki silahlara bakarak anlayabilirsiniz. Çıkıyoruz. Silah modellerinin şu an oyunumuzda bulunan silahlarla uzaktan yakından alakası yok. Ascent'in konsept aşamasına baktığımızda ise haritanın oyunumuzdaki halinin aksine genel olarak daha yeşil olmasını planladıklarını görebiliyoruz. Bind'ın B bölgesinin taslağı ise güzel bir rastlantı söz konusu. Normalde oyuncuların hookah yani nargile olarak adlandırdığı bu bölge taslak çizimlerinde gerçekten bir nargile salonu olarak planlanmış. Sizce oyun taslaklardaki gibi yayınlansa daha mı iyi olurdu yoksa şu anki halini mi tercih ederdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yok Reis abi ayrıntı olamaz. Oyunumuza gelen yani. 25N71V isimli oyuncu kartının ismi aslında Breeze haritasının dünya üzerindeki koordinatlarına işaret eder. Neresi dünya haritası üstünden bu koordinatlara baktığımızda ise işaret edilen bölgenin Bermuda da şeytan üçgeninin içerisinde olduğunu görüyoruz. Eğer bilmiyorsanız Bermuda şeytan üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gizemli bir şekilde birçok uçağın ve geminin kaza yapıp kaybolduğu bir bölge. Bu da Breeze'de çok sayıda batık ve hasarlı gemi olmasını açıklıyor diye düşünüyorum. Valorant haritalarının gerçek dünyadaki konumlarına verdikleri referanslar burada bitmiyor. Örneğin Ascent haritasının yükleme ekranı görselinin sol üst kısmında bulunan harita koordinatlarını Google Maps'e yazdığımızda haritanın İtalya'nın Venedik şehrinde geçtiğini görebiliyoruz. Oyunda haritanın A bölgesinde bulunan bu büyük yapıysa gerçekten Venedik'te bulunan Santa Maria della Salute Kilisesi'ne bir referans. Hmm. Bir diğer gerçek dünya referansımızsa Haven haritasından. Haven haritasının yükleme ekranındaki koordinatları Google Maps'e yazdığımızda haritanın Bhutan ülkesinin Thimphu kentinde geçtiğini görüyoruz. Haven'ın B bölgesini içerisinde kapsayan bu büyük yapıysa Thimphu'daki Trashicho Zong Kalesi'ne bir referans. Tüm bu referanslardan anlaşılıyor ki oyun geliştiricileri haritaları tasarlarken oynanıştan çok daha fazlasına özen gösteriyor. Haven
evren haritasında A bölgesindeki bu radyanit kutularının üstüne çıkmanın tek yolu Heaven'dan atlamak değil. Kutunun en sağına gördüğünüz evet, şekilde yapışıp ortasından geçen falan. Çapraz şeridi bir rampa gibi kullanarak yavaş yavaş yukarı doğru yürür ve şu an gördüğünüz çalılar görüş açınıza girecek kadar ilerleyip eğilip zıplar ve zıplamanızın peak noktasında eğilmeyi bırakırsanız kutunun üstüne çıkabilirsiniz. Fakat dikkat! Bu zıplayış son derece kullanışlı olmakla birlikte oyundaki en zor piksel atlayışlarından da bir tanesi. Dolayısıyla özel oyunda uzun uzun sabırla etüt etmenizde fayda var. Phantom ve Spectre silahlarının susturucusuz versiyonları oyun dosyalarının içinde mevcut. Oyun içerisinde bu versiyonları denemek isterseniz poligon alanına girip spike kurma senaryosunda öldürdüğünüz botların silahlarını yerden alabilirsiniz. Evet, tuhaf şekilde bu botlar susturucusuz Phantom ve Spectre silahlarını kullanıyor. Yalnız şunu da belirteyim, silahların sadece görüntüleri farklı. Elinize alıp denediğinizde seslerinde, tepme oranlarında veya hasar değerlerinde hiçbir farklılık olmadığını görmek mümkün. Ama yine de oyun dosyalarında neden bu silahların susturucusuz versiyonlarının olduğuna ve neden botların bu silahları kullandığına dair hiçbir fikrimiz yok. Kim bilir, belki de oyun geliştiricilerinin bir planı vardır. Icebox'ta Sage karakteriyle oynarken Spike'ı A bölgesindeki kulede tam gördüğünüz pozisyona kurar. Ve ardından buraya geçip duvarınızı tam olarak ekrandaki şekilde atarsanız rakipler bombayı çözmek için duvarınızın en az 2 bloğunu kırmak zorunda kalacaktır. Bu da özellikle Spike'ın patlamasına az zaman kalmışken rakiplerinizin çözmek uğruna çok daha fazla vakit harcamasına ve potansiyel olarak yetiştiremeyip round'u kaybetmelerine dahi yol açabilir. Size önerimse duvarı bombayı kurar kurmaz değil, kurduktan olabildiğince sonra açmanız olacak. Bu sayede Spike patlayana kadar duvarınızın süresi bitip kendi kendine kırılmayacaktır. Bu ipucuyla rakiplerinizden ağır küfür yiyebilirsiniz, dikkatli olun. Ascent haritasında Molotov yeteneği olan herhangi bir ajanla A Heaven bölgesinin altındaki bu konuma gelip karakterlerin Molotov yeteneğini bu iki kutunun arasına sıkıştırarak atarsanız kendinizi hiç göstermek zorunda kalmadan Heaven bölgesinin üst kısmını direkt olarak yakabilirsiniz. Bu ipucu Phoenix'in alev topu, Brimstone'un Molotov'u, Killjoy'un sarmal bombası ve Viper'ın zehri için geçerli. Reyna karakteriyle oynarken Kayo olduğunuz bölgeye susturucu bıçağını attığında eğer yakınlarda bir rakip öldürdüyseniz bıçak tam patlayacakken E yeteneğinizi kullanmanız dahilinde bıçağın susturma özelliğinden etkilenmezsiniz. Evet, maddelerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şeye Kiju ultisini yemiyor değil mi E'si? Pardon. Yemiyor herhalde ya. Yememesi lazım yani.